Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çıtır çıtır mükemmel bir börek yapacağız. Pırasalı Arnavut böreği yapıyoruz. Biraz zahmetli bir börek ama tadını alınca vazgeçemeyeceksiniz siz de. O zaman hiç bekletmeden malzemeleri görelim. Bir demet pırasa. Alabildiğine un kullanacağız. Tarifin en sonunda size miktarını söyleyeceğim. Çiçek yağı. 2 yemek kaşığı mısır unu. 1 yemek kaşığı sirke. Ve tuz. O zaman başlıyoruz. Pırasalarımı doğrayıp bu şekilde kavurmak için tavaya koyuyorum. Kavrulan pırasalarıma biraz tuz. Karabiber. Ve çok az da salça koyacağım. Ve yarım kaşık salçamı ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Kase unuma biraz mısır unumu ekliyorum. Bunun birazını da pırasaya ekleyeceğim. Tuzumu ve 1 yemek kaşığı sirkemi de ekledikten sonra suyla beraber yoğurmaya başlıyoruz. İçine su koyarak hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şimdi üstünü bu şekilde kapatıp 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. 15 dakika sonra görüşürüz. Hamurum dinlenirken kalan mısır unumu da pırasalarımın üstüne koyup karıştırmaya devam ediyorum. Mısır unuyla karıştırdığım pırasalarımı da soğumaya bırakıp böreğimi açmaya geçiyorum. 15 dakika dinlenen hamurumu bu şekilde böyle açtırıp şimdi ters tuttum. Böyle iki eşit parçaya bölüyorum. İki eşit parçaya ayırdıktan sonra hamurlarımı bu şekilde yuvarladım. Şimdi bunlardan böyle ufak ufak bezeler şeklinde parça keseceğim. Parçanın belirli bir sayısı yok. Kaç tane çıkarsa böyle bu şekilde ufak böleceğiz. Küçük küçük böldüğüm bezeleri böyle yuvarlak haline getiriyorum. Yuvarladığım bezelerden bu şekilde tamı tamına 24 parça çıktı. Bu 24 parçayı şimdi ufak ufak un yardımıyla açacağız. Tepsimi bu şekilde yağlıyorum. Birazdan açtığım hamurları üst üste bu tepsinin üzerine koyacağım. Açtığımız hamurları bu şekilde tepsinin üzerine koyup böyle bol yağla üstünü yağlayıp ikinci parçayı da üzerine koyacağım. Bu şekilde toplam 24 tane hamur açtığımız için toplam 12 tane parça üst üste gelmiş olacak. Parçayı da tamamladıktan sonra şimdi ikinci kısmı açmaya geçiyoruz. İkinci son parçamı da koydum. Onu da güzel bir şekilde yağlıyorum. Bu arada Arnavut böreğinin en büyük özelliği bol yağlı olması. Çünkü börek bol yağlı olursa tel tel ayrılıyor. Biz de böreğin tel tel ayrılmasını istiyoruz. İlk yağlanmış 12 parçamı da büyük bir şekilde açmaya başlıyorum. Hamurumuzu tepsiye göre açtık. Şöyle biraz yardım alıyorum bunu yerleştirirken.
şöyle tepsimize yerleştirip biraz böyle yanlarından açtırıyoruz. Şimdi içerisine hazırladığımız karışımı dökeceğiz. Hazırladığımız pırasalı karışımı böyle böreğin her yerine gelecek şekilde dağıtıyoruz. Birazdan ikinci parçamızı da aynı büyüklükte açıp böreğin üzerine yerleştireceğiz. İkinci açtığım hamurumu bu şekilde üstüne kapatıp yanlarından böyle çektirip iyice birleştiriyorum. Böreğim hazır. Üzerine biraz daha yağ gezdirip böyle iyice yaydırdıktan sonra 200 derecelik fırında pişmeye uğurlayacağız. Bakar mısınız böreğim ne kadar kabarmış. Biraz daha kızardıktan sonra böreğimi çıkaracağım. Pırasalı Arnavut böreğim hazır. Böyle göstereyim içini. Bakın. Ve kat kat oldu. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.